sınırlarımız ve çocuklarımızın sınırları. Şimdi çocukların sınırları nasıl olmalı, niteliği nedir? Sağlıklı sınır nasıl çizilir? Daha ayrıntılı olarak ilerideki bölümlerde ele almaya çalışacağım sevgili dostlar. Şu anki konumuz bizlerin, yetişkinlerin, anne babaların sınırları. Yani sizin sınırlarınız. Bir de çocuklarınızın sınırları. Siz çocukların sınırını çok aşmamalısınız. konuşacağız. Onlar kendi sınırlarını aşmamalı. Aynı şey bizim için de geçerli. Çocuklar tepemize çıkmamalı. Bizim de sınırlarımız olmalı anne baba olarak. Paspas olmamalıyız illa. Şimdi kravatımda beyaz koyunlar var. Bir tane de siyah koyun var. Farklı. Şimdi çocuklarımızı Tek tip, tek tip, yapmak istemez. Bu kravatı farklı anlamlarda yorumlamak mümkün. Hepsini tornadan çıkmış gibi yetiştirmek istemiyoruz. Farklı olacaklar. Onlara sınır koymada aşırı gidersek sevgili dostlar, aşırı gidersek ve hepsi beyaz koyun olur. Ama nevi ne bir şahs ne olmalı. Kendilerine özgü özellikleri olmalı. Ee, şimdi koyunlar ulusal hayvanlar olarak bilinir. Değilmiş evrimleşme süreçlerinde insanlar bunu da 3-4 bin yıl önce koyunu evcilleştirdikleri zaman 4 binden daha az koyunu evcilleştirdiklerinde mülayimi de vardı. Vasat olanı vardı. Çok dik başlı sert olan da vardı. İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek bilinçaltı etkiyle o dik başlı olanları kestiler. Dik başlı koçları kestiler, koyunları kestiler. Giderek o dik başlı olanlar genlerinin yarını ulaştıramadı. Halim Selim olanlar, fazla sakin olan koyunlar genlerini geleceğe, günümüze, bugüne ulaştırabildiler sevgili arkadaşlar. Şimdi tek tip çocuk istemiyoruz ama özgür çocuk da istiyoruz. Nevi şahsına münhasır olan da bulunabilmedi Sosyal anlamda sınır, bir kişinin niye yapıp niye yapamayacağını gösteren kurallar. Toplum sınırsız olamaz. Toplumda. Yoksa birlikte yaşayamayız. Doğada sınırlar vardır. Örneğin her mantarı yiyemezsiniz. Zehir çarpar. Yağmurda tepenin altındaki pardon tepenin üstündeki ağacın altında yağmurda tepenin üstünde duran ağacın altına giremezsiniz. Yıldırım çarpar. Bilmediğin mantarı yersen zehir çarpar. Trafikte tepe üstündeki kesintisiz düz beyaz çizgiyi aşarsan araba çarpar. Çocuk belli sınırlar içinde özgür olmalıdır. arababa baba onların attıkları her adıma karışmamalıdır. Yani siyah olmak istiyorsa, işte herkes mühendis hekim olurken birisi şu mesleği istiyorsa, grafik tasarım istiyorsa, onu diğerleri gibi normalleştirmeye çalışmamalıyız. İlla uysal koyun yapmamalıyız. Çocuğu hiçbir sınır koymadan yetiştiremeyiz. Ama sınırda da aşırı olursak bu dünyada hareket alanları daralır. Şimdi sınır tanımayan doktorlar var dünyada. Bu iyidir. Ancak sınır tanımayan çocuklar sıkıntı yaratır. Hiçbir sınır tanımıyor. Misafirlikte şurada burada Hocam yani misafirliğe gittin. Çocuğuna hiç karışma. Kimisi karışmaz. Misafirliğe gitmeden küçük çocuğunuz varsa telefon edin. Deyin ki benimki iki yaşında onu da getireceğim deyin. Batılı gitmeden sorar. Köpüğümüzü getirebilir miyiz derler. Evet de da hayır derler. Ben iki yaşında çocuğum olduğunu söylemişsem şu bibloyu orta masanın üstüne ev sahibi koymasın. Kaldırsın. Ben çocuğuma eziyet etmeyeyim. Elleme diye eziyet etmeyeyim. Biblio'da bir kazaya uğramasın sevgili dostlar. Ee, önlem alınabilir. Çocuğun sınırları olacak. Misafirlikte her istediğini yapamaz. Evinde de her istediğini yapamaz. Sınırı nereden çizeceğiz? Bu bir sanattır, ustalık kişidir. Sınır tanımayan çocuk iyi değil. Sınır tanımayan çocuk hem ana babasına hem komşulara hem de kendisine sıkıntı yaratır kendisine nasıl sorun yaratır az sonra göreceğiz. Şimdi çocuk, konumu çocuklarımızın sınırları ama bizim sınırlarımız da var. Her iki sınırda iki yönlüdür. İki yönlüdür. Şimdi biri içerden, biri dışarıdan çocuğun sınırı. İçeriden bir de dışarıdan çocuğa yönelik olanlar. Çocuk canının her istediğini yapamaz. Arabada öne oturamaz. Arkadaşına vuramaz. Bu içeriden sınırdır. Bir, bir sınır, bir çit var. Komşunun evine habersiz giremez. Komşunun belki bahçesine de gidip çimlerine basamaz. İzin istemesi gerekir. İçeriden sınırlar olacak. Bir de dışarıdan sınır vardır çocuk için. Dışarıdakiler bu sınırı, çocuğun sınırlarını kendi keyiflerine göre aşmamalıdırlar, aşamazlar. Hiç kimse, Çocuğun kendi ana babası dahil çocuğa vuramaz. Vurursa çocuğun sınırını ihlal etmiş olur. Çocuğa saygısızlık etmiş olur. Hocam benim çocuğum değil mi? Ben dövmeyeceğim de kim dövmeyecek? Arkadaş kimse dövmeyecek sen de dövmeyeceksin. Fiziksel şiddete karşıyız. Bazı basılı kitaplarda der. Biraz dövülebilir. Türkçe kitaplarda var. Çocuk biraz efendim yüzüne vurmayalım, e ne yapalım, popasına falan koluna vuralım. Yani bunun birazı falan yok. Yani çok çalmıyor, az biraz çalın. Yani kaç liraya kadar? 50 kuruş uygun mu? Hocam bunun sınırı yok. Ya hep ya hiç bazı konularda. Bazı konularda hiç çalmıyorum, bitti. Çocuğa hiç vurmayalım. Komşuya hiç saygısızlık etmiyor. Biraz edebiliriz. Bunun birazı yok sevgili arkadaşlar. Şimdi anne babası ve birinci derecede yakınları dışında hiç kimse çocuğa istediği gibi dokunamaz, öpemez, kucağına alamaz, dizine oturtamaz. Çocuğun dışarıdan sınırları var. İşte komşu teyzeyim, amcıyım, yok olmaz. Ne dedim? Anne babası ve birinci derecede yakınları tamam, öper, dizine de oturtur, kucağına alır, bağına da basar, sarılır, öper. Kız erkek çocuk fark etmez. Çocuklarınızı öpmekten, onları bağınıza basmaktan kaçınmayınız. Ama önüne gelen çocuğu dizine oturtamaz, öpemez, kucağına alamaz. Çocuğun vücudu özeldir. Bunu ilkokulda ilkokula başlamadan hatta öğretmek gerekiyor. Çocuğun vücudu özeldir. Dışarıdan aşılamaz. Sevgili arkadaşlar. Anne babanın da yani öpme, sarılma dışında aşma e, ihtimali yok. Komşu teyzeler, amcalar Çocuğun sınırlarına karşı saygılı olmalılar. Ana baba çocuğu öpebilir. Ama her komşu için değil. Şimdi ana babaların da bizim de bir takım sorunlarımız var. Yani şunu ekleyeyim izninizle. 8 aylık bebeğiyle binmiş otobüse birisi. Birisi gelir şak diye. Canım canım. Ya senin elin temiz mi sevgili kardeşim? Kaçsa göz yakılıp çocuğu öpe, öpüyorlar. Hocam bu bir saygısızlıktır. Hem çocuğun hem anne babanın sınırını açmak demektir. E, ağzında mikrobu olmadığından gerçekten emin misin? Ne mikrobu var? Bilmiyorum. Hocam başkasının çocuğu öpülmez. 8-9 yaşında bir çocuğu öpeceksem izin isterim seni öpebilir miyim derim. Daha küçük bir çocuğu öpmek için annesinden de izin istemin. Gerek yok hocam, gözünüze sevin. Yani nasıl yazıyor oraya bakkal, ekmeği elinize değil gözünüze de seçin diyor. Hocam hepsi de, hepsini elleyip sonunda ilk ellediğini alıyor. Bu nazik bir hareket değil, hijyenik değil. Çocuğun da geline gelin öpmesi, elini sürmesi, kucağını alması... Annenin de yüzü tutmuyor, istiyor. Peki veriyor böyle mahzun ne zaman iade edecek diye böyle anne kaygıyla bekliyor. Bunu yapmayalım sevgili dostlar. Şimdi biz ana babaların, bizim, benim, sizin de bir takım sınırlarımız var. Çocukta nasıl sınırlarım var? Çocuğun size aklına esen her espri yapamaz. Kıvamında bir çift olacak aramızda. Çocuğun size bağıramaz. Çemkiremez. Çocuğun kapıyı çarpamaz, sizi paspas sahne getiremez. Anne şunu ver, bunu ver. Hayır onu demedim, bunu ver dedim. Buna hakkı yok Bizim de sınırlarımız var kıvamlı bir ciddi. Çocuğunu öp, öperim, sarılırım, hoplatırım. Kız erkek çocuk fark etmez, şakalaşırız, el ense çekebiliriz. Ama kız arkadaşına yaptığı her espriyi bana yapmaz ben de 30 yıllık asker arkadaşıma yaptığım espriyi 47 yıllık arkadaşıma yaptığım espriyi efendime çocuğuma yapmam. Ve hafif bir çit vardır aramızda. Birbirimizi kollarız. İkimizin de sınırları vardır. Sarılmak, öpmek, bağrımıza basmak o serbest. Ayrıca ana babalar ve çocuklar Karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarına saygı göstermelidirler. Eşler birbirinin sınırlarına saygı göstermelidirler. Arkadaşlar da birbirlerinin sınırlarına saygı göstermelidirler. Türkçemizde güzel bir söz vardır. Latife, latif gerektiririz. Latife, latif yani zarif olmalıdır. Sevgili dostlar, biyolojide ilk ve en önemli sınır, biyoloji dünyasında ilk ve en önemli sınır sanırım hücrenin zarıdır. Müthiş bir gelişme. Genler var, kromozom var ama zayıf ortalarda dolaşamaz. Okyanusta yaş, hayat okyanusta başladı. Bir zar oluşturdu. Bu zarın bir özelliği vardı. Sınırdır ama nasıl sınır? Yarı geçirgen bir sınır. Hücrenin gerek duyduğu enerjiyi, maddeyi almak için aralık bırakıyor. Alıyor. Yarı geçirgen. alıyor. Ama zararlı maddeyi almıyor. Bir de dışarı atması gereken bir atık oldu. Onu da atıyor. İnsan vücuda yarı geçirgen bir dış kaplamayla kaplıdır. Gerekeni gözümüz alırız, kulağımızı işitiriz, ağzımızda alırız gerekeni. Ama birtakım takım atıkları da dışarıya atarız. Bu sınır olmasa yaşayamazdı insan. Bu dünyada var olamazdı. <laughs> Klanların sınırları vardır, devletlerin sınırları vardır. Çin seti aslında bir koruma değil bir sınırdır. Çin setli bir koruma değil bir sınırdır sevgili dostlar. Bir sınırdır. Ee, biz gençken şöyle söylendi bize. Türk atlarını önü kesmek için yaptılar. Değilmiş meğer. Bir takım kaynakta okuduktan sonra karar verdim. Şimdi bu Çin ile Çinliler yaptık diye gurur duyarlar. Biz de yaptırdık diye gurur duyarız. Bizim önümüzü kesmek için. 10 bin kilometre sonra 850, 8 bin kilometre bizim için değil. Türk ordan ve Moğol ordan önünü de kesmemiştir zaten. 15-20 kişilik çapulcu grupların önünü kesmiş olabilir. Ama geliyor toprağı yiyor, kalkanı tutuyor, rampa yapıyor, rampayı bastırıyor. Topraktan rampa yapıyor. Çok yüksek değil ki. 5 metre civarında yüksekliği. Atlar yapıp geçiyor içi. Cengiz Han 100 bin kişilik orduda geçmiştir. Türkler geçiyor. Yandan dolanırsınız. Yani iki denizi kapatmıyor Çin Settri. İstanbul surları gibi, Bizans surları gibi değildi. Nedir o? Sınır çizmiş. Halit'i gözünüzü üzerine getirin. Uçsuz bucaksız Asya. Benim ülkem ne demiş şimdi? Hadi doğuda güney doğada anladık okyanus var ama batıda kuzey batıda sınırım neresi? Benim sınırım burası demiş. Oraya bir sınır çizmiş sevgili arkadaşlar. Sınırını bilir. Biz bunun alt tarafında güneyinde oturanlar biziz. Ötekiler başkaları diyor. Bu çok ilginç. Bir de tabii Çin setinin yapılma sebebi, Çinli kaynaklara dayanarak söyleyeyim. Halk böyle ayaklanmaya falan kalkınca sıkıntı olunca bir milyon kişi seçip duvar yapmaya gönderiyorlar. Bir de istenmeyen bir general başlarında gidiyor. Açlıktan ve soğuktan 1 milyonun 800-850 bini bir yılda ölüyormuş. Geliyorlar kalanlar. Bayağı duvar ördüler. O ötekiler de efendim 15-20 sene sakinleşiyormuş. Yoksa duvar yapmaya gidersin. Hocam şimdi yanlış belki bize öğretildi. Bizim için değil Türklerin Moğolların önünde kesmemiş. Ne? Adam sınırını belirlemek istiyor. Her ülkenin sınırı var. Vizeyle falan geçiyorsunuz oraya. Öyle gelişi güzel geçemiyorsunuz. Çocuğa sınır koymak sevgili dostlar. Arkadaşına vurdu kararlı olacaksın. Arkadaşına vuramazsın diyeceksiniz. Bunu ciddiyette çocuğun baş hizasına oturup kızmadan, bağırmadan, çocuğu aşağılamadan, vurmadan, çocuğa vurmadan söylerseniz bunu öğrenir. Belki anlattığımı hatırlamıyorum. Küçüktüm. ilkokulda filan bazı eşyalarımız, benim giymediğim bazı eşyaları ihtiyacı olan birisine vermiş annem. Evdeki bazı eşyaları birisine vermiş. Olabilir. Ben kızdım. Benim yapacağım bir şakayı küçükken bozdu, deşifre etti. Çok kızdım. Eve gördüm. Eve gideceğim. Onu verdiklerimizi geri alacağım dedim. Çocuk diyebilir. Anneciğim çok ciddi. Üstüncüm dedi. Her ne olursa olsun ne kadar kızarsak kızalım, birisine verdiğimiz şey geri alınmaz dedi. Bu bir sınır koymadır. Birisine verdiğimiz şeyin geri alınmayacağı kuralını akıl etmemişim ben yedi yaşımda ya da sekizdim. Annem söylüyor, bu dünyada, bu toplumda, Türk toplumunda birisine verdiğimiz şey geri alınmaz diyor. Kural. Verdikten sonra geri almaya kalkmayacaksın. Bir gün de kızıp niye kızmışsam yatağın üstüne terliğimi fırlattım. Yine aynı ciddiyetle anneciğim. Üstüncüm dedi. Hiçbir iyi çocuk, uslu çocuk yatağın üzerine terliğini atmaz dedi. Oraya yatıyoruz. Yatağın üstüne herhangi bir sebepten ötürü terlik atılmaz. Ne yapılır ne yapılmaz. Sınırın önemi şu. Çocuk şunu öğreniyor. Ben bu dünyada neyi yapabilirim neyi yapamam. Verdiğimi geri isteyemem. Çok güzel, öğrendik. Hala aklımda. Efendim yatağın üstüne ayakkabıyla basamayız, terlikte basamayız. Koltuğa ayakkabıyla çıkamayız, koltuğun üzerine. Hocam, bu dünyada yapıp yapamayacaklarını öğreniyor. Çocuk bisikletine, kask olmadan biniyor ya da kaykaya. Kural koyacaksınız. Çömereceksin, aynı hizaya açıklayacaksın kastsız bir yersek bana bir şey olmaz gibi gelir ama olur. Çok kaza olur. Arabada arkaya oturmak istemiyor. Kararlı olacaksınız. Hocam bu arkaya oturmuyor. Yanlış cümle. Doğrusu. Ben de arkaya oturtamıyorum. Açıklayacaksın. Trafik kuralı ve devletin kanunu böyle. Artı bir kaza alırsa yavru fil ağırlığında fırlarsın. Hani. Çok kemersizlikten ve çocuğun arkaya oturmamasından kaynaklanan e, çok sayıda ölümlü trafik kazası var. Anlat. Buna rağmen ben arkaya oturmayacağım. Öne dedim. Onun arkaya oturmama hakkı var. Benim de direksiyona geçip arabayı kullanmama hakkım var. Kusura bakma canım benim. Gidemeyiz. Ama bunu onun çocuk için çok önemli bir daveti, bir törene gitmeden önce yapmayacağız. Eziyete dönüşür. İşte markete gitmeden önce yapacaksınız. Bugün gidemeyiz. Eve geldik. Peki ben arkaya otur. Ama yani geldik eve ben üstümü çıkardım, oturdum. Bir başka sefer arkaya oturduğunda gideriz. Ülkemde çocuklar annelerine özellikle vuruyorlar. Kural bir. Ana baba atadır, ataya vurulmaz büyük atalar geçmişte hayatta değil öldüler. Bir daha büyük ata dediler nineler. Şakadan da vurulmaz. Ana baba da atadır, büyüktür. Şakadan da vurulmaz. Tepki göstereceğim, bir daha görmeyeyim. Ben sana vuruyor muyum? Hayır, sen bana nasıl vuruyorsun? Elim güçlü. Ben sana hiç vurmuyorum. Vurmadan büyüttük çocuklarımızı. Onlar da bize vurmadılar. Ama eğer vursaydık, Canım benim ben seni hiç vurdum mu? Yok. Nereden öğrendin sen Allah bir daha görmeyeceğim. Bir daha görmeyeceğim. Kararlı olun sevgili arkadaşım. Şimdi söylediklerim nasıl sınır koyabileceğimiz konusunda birkaç küçük örnekli. Çocuğa sınır koyma adlı bir kitabı var. Robert McKenzie'nin okuyabilirsiniz. Çocuğa sınır koymak. Ayrıntılı anlatıyorum. araştırmalar var çocuklara geçmiş yıllarda yani 40 yıl önce de yapılmış var yakın zamanda da çocuklara ana babaları tarafından kendilerine sınır konmasını istiyor mu istemiyor mu bunu sormuş araştırmacılar çocuk anne baba tarafından sınır konulmasını istiyor sevgili arkadaşlar niye yapabilirim niye yapamam bunu bilmek istiyor ben öğrendim yatağın üstüne terlik konulmazmış ben bunu bilmeliyim. Çocuklara sınırları söylemeliyiz ancak bunu gözlerine sokarak kafalarına kakarak yapmayacağız. Çocuğa sınır koymak ne işe yarar? Bir, bir, dikkat buyurunuz. Çocukların zamanlarını ve enerjilerini işlevsel kullanmalarına yarar. Topluma, yaşama, uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Ne dedik? zamanlarını, enerjilerini, işlevsel kullanmalarını, topluma ve yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Sınırlar, kurallar. Şimdi gece çantasını hazırlamadan önce televizyon izliyor. İzliyor, izliyor, izliyor. Tam çantayı hazırlayacaksın. Ha, uykusu geldi. Kıyamıyorsun. Pıt yat. Sabah da bir türlü uyanamıyor. Gücün zahmet bir lokma yiyor ya da yemiyor. Telaşla çantayı hazırlıyor, servisi kaçırıyor. Servis yok diyelim. Arkadaşlara gidecek, arkadaşların boşuna bekletiyor. Hocam sınır koyunuz. Şöyle ki. Gece uyumadan önce çantasını hazırlamıyorsa, çantanı hazırla, kitabını, defterini, kalemini, ödevini neyse koy. Çantanı hazırladıktan sonra bir miktar şu kadar zaman televizyon izleyebilirsin diyelim. Önce çanta hazırlanacak sonra televizyon izleyecek. Bu bir sınırdır. Önce falan eder. Daha sonra alışır ve rahat eder. Çünkü aksi halde enerjiyi boşuna harcıyor. Enerjiyi boşuna harcadı. E, zamanı işlevsel kullanmadı. Geç kaldı. Kural çocuğu rahatlatmalı. Anne baba nasıl sınır koydu? Yani kıyafetini hazırlamadan televizyon izleyemezsin dedi. Bir başka nokta. Zamanı enerjisini etkili kullandı bu örnekte çocuk. Sabah telaşlanmadı. İki, çocuğa sınır koymak, ona ne yapması gerektiği konusunda rehberlik etmek demek. Bu dünyada rehbere ihtiyacı var. Bilmiyor. Kalkıp hiç bilmediğiniz bir ülkeye gitseniz e, şimdi internet var filan navigasyon iyi ama e, bizim gençliğimizde bir rehbere kesin ihtiyaç duyardık. Çünkü yolu navigasyonunu bulamazsın. Nereye gideceksin? İnternet yok elinde. Birisi ne yapıp ne yapamayacağınızı hangi saate niye binip binemeyeceğinizi size söylerse rahat edersiniz. Bir teşbite bulmak isterim. Şimdi trafik işareti şimdi, ne dedik? çocuğa sınır koymak ona rehberlik etmektir, yol göstermektir, yollar göstermektir. Bir teşbih. Trafik işaretleri ve şehirlerin adları olmasa ne yana gideceğimizi bilemezdik. Bazen yön gösteren levhalar eksik olur. O zaman zorlanırız. Levha bize ne diyor? Sağa gitme, sola git diyor. Gideceğiniz şehir. C şehri diyelim yazar. C şehri buradan gideceksin. Ya da F şehrini şu taraftan gideceksin. Levhada yazıyor. Fakat sevgili dostlar ülkemizdeki levhalarda bazen bir kere yazar ondan sonra arkasını getirmez. İleri gösterdi. C şehrine gitmek ya da C kasabasını bu yolu izle. Güzel. Şunu anlıyorum ben. Dümdüz bu yolu izlersem sonunda C'ye varacağım. Güzel. Gittik 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 az sonra yol çatallaştı. Sağdan gideceğim soldan. Burada bir daha görmek istiyorum. Bu C şehrine gider, burası F kasabasına gider. Yazmaz. Bazen bir otel adı yazar bir yerde ara. Şimdi kolay. Navigasyon var, yazıyoruz. Ama yeni çıktı bu. Navigasyonun nedir? Yol gösterme programlarının olmadığı dönemlerde gerçekten çok sıkıntı çekerdik. Hocam, burada yolcuya yolun ne tarafa gittiği konusunda yeterli rehberlik yapılmıyor. Rehberlik yok. Çocuk da rehberlik istiyor. Ben de rehberlik istiyorum sevgili dostlar. Üç. Anne baba kararlı ise kıvamında sınırlar koyuyorsa çocuk rahat eder. Aşamayacağı duvarları zorlamak için enerjisini harcamaz. Sınır koyamayan anne babalar şunu eçsin. Bunu dondurma. Hayır, dondurma. Hayır. <laughs> sus sus ay ay Allah cezası ay beni rezil et. Ne ne bunu alıyor. Hocam vallahi süpermarketlerde yerlerde sürüklenen çocuklar görüyor. İlla oraya çıkıştırıyor böyle. Ç çocuk gereksiz enerji harcıyor. Zamanı harcıyor. Anne gereksiz enerji harcıyor. Zaman harcıyor. Ve bir kısmında da boşuna harcamış oluyorlar. Sonuçta çocuğun istediği alınıyor. Alsan da almasan da burada zaman israfı, enerji israfı var. Konuşacaksınız. Niçin olmadığını söyleyeceğim. Yo Bak canım benim gideceğiz. Yani kızlarımız küçükken çocuk canı isteyebilir. Ama sonsuz seçenekler o süpermarketten nedir öyle? Çocukluğumuzda bakkala giden iki şey alır çıkardık. Şimdi iki şey almak için süpermarkete, markete gidiyorsun. Vallahi ön iki şey alıp çıkıyoruz. Gitmeden konuşuyoruz canım benim. İstediğin herhangi iki bir şey alabilirsin. Abladı küçüğüydü. İki bir şey. Evde olsun olmasın istiyorsan o an alabilirsin. Ben de elimdeki liste dışı ben de iki şey alma hakkım var. Diyelim ki evde şu marka üst gibi var. İyi. İstedin. Tekrar alabilirsin. İki tane ama. Büyük iki kuranı anladıydı. Küçük iki. Ona üç buçuk yaş küçük. Ee, bir tane daha aldı. Diyor ki bak iki tane alacaktık. Aldık şimdi diyor. Bunu üçüncü öbür hafta geldiğimiz zaman alırsın diyor. Hocam bu dünyanın kuralları var. Her mantarı yiyemezsiniz. Yağmur yağarken çatıya çıkamazsınız. Toplumun da kuralları var. Anne baba gerekçe göstererek çocuğa evet veya hayır demelidir. Derize havet dememelidir. Evet mi dedi, hayır mı dedi belli değil. Genellikle önce düşünüp sonra hayır demek gerekirken biz genellikle çocuklarımızı öncelikle her ihtimale karşı hayır diyoruz. Hayır da hayır var diye her ihtimale karşı hayır diyoruz. Çok zorlar. tamam tamam peki diyoruz. Çocuğu şımarık hale getirdik sevgili arkadaşlar. Habet olmamalı. Her ihtimale hayır dedik. Baktık tepinliğe başa Aa, tamam tamam peki dedik. Ne olduk? Çocuğa teslim olduk. Bu davranışın çocuğu şımarık yapar. Unutmayın sevgili dostlarım. Şımarık çocuk yoktur. Şımartılmış çocuk vardır. yırtık defter yoktur. Yırtılmış defter vardır. Ve çocuk sevgiden şımarmaz. Sınır koyamazsak şımarır. Eskiden dedeler, babalar çocuğu, torunu uyurken öperlerdi. Uyurken. Hanım uyudum uyudum. Ayaktan oh. Baba dede rahatladı. Mübarek uyanıkken öptü çocuk da rahatlasın. Şimdi niye uyurken öperlerdi? Açıklama şuydu. Efendim şımarmasın diye. Eksik bilgi. Çocuk sevgiden şımarmaz. Öp, sarıl, kız, oğlan fark etmez. Bağrına bas. Çocuk sevgiden şımarmaz. Sınır koyamazsanız, tutarsız davranırsanız şımarır. Küfür etti oğlan çocuğu sabah. E, babanın keyfi he he güldü. Akşam aynı küfür etti. Bu sefer kızdı. Efendim küfür etti. Annesi kızdı, Amcası güldü, dayısı güldü. Bu çocuğa tutarsız uyarılar verirsek bu çocuk şımarık olur, laf anlamaz olur. Laf anlamaz olur. Disipline edemeyiz bunu. Sevgiden şımaran çocuk olmaz. Hocam çok aşırı sevgi de anlamsız. Sevdiğimizi sözle, davranışla, çocuğun tercihlerine saygı göstererek göstermeliyiz. Onu sevdiğimizi öperek, sarılarak, ıı, ihtiyaçlarını gidererek, Konuşmaya başladı mı? Ciddiye alıp onun sözünü dinleyerek ona e, saygı göstermeliyiz. 4. sınırlar çocuğa güvenlik sağlar, çevresindeki olayları tahmin ve kontrol etmesini kolaylaştırır. Bunu konuşmuştuk, yine konuşabiliriz. Tüm insanlar ve hayvanlar az sonra başlarına gelecek şeyleri kon, tahmin etmek ve kontrol etmek isterler. Sınırlar çocuğa dünyanın neresinde bulunduğunu bildirir. Sınırlar çocuğa dünyanın neresinde bulunduğunu bildirir. Az önce söyledim. Çin, Çin Seddi, korunmak için değil. Çin'in başkentinden çok çok uzakta bir şekilde. Çin Seddi nedir? Neresi bizim, neresi bizim değil. Bunu belirtmek için yapılmıştır. Çin Seddi ile Çinliler kendi toplumlarının, uluslarının sınırını çizmişler. Çin sınırdır, bizi tanımlar. Çin güneyinde ve güneyde olsa olanlar biziz, Çinliyiz. Bunu tanımlıyor. Çocuğa koyacağımız kurallarda aşırıya kaçmayan, bunu ayrıntılı konuşacağız, kıvamında kurallarla, çocuğu boğmayan sınırlarla, gerçekçi olan sınırları koyarak, çocuğun güvenliğini sağlayabiliriz. Niye yapacağım? Niye yapamayacağım? Çocuk bunu bilmek zorunda sevgili arkadaşlar. Ne uygun, ne uygun değil. Neyi yaparsam güvenlikli olur. Prize mağazalar, şişi sokarsam felaket olur. Çocuğu zorlamadan priz yukarıya koymak en güzel tedbirdir. Her istediğimi ben yapamam. Çocuk da yapamaz sevgili dostlar. Sınırlarınızın sevgili aile fertleri tarafından, akrabalar tarafından, komşular başka insanlar tarafından sınırlarınızın aşılmaması, sizin çocuklarınızın sınırlarını aşmamanız, onlara vurmamanız ve onları belirli sınırlar içinde tutabilmeyi becermeniz dileğiyle.